Hem bunu konuşacağız hem adaya döneceğiz bir taraftan da adada da e, basın e, sen e, başkanı Ali Kişmir'le konuşacağız. Ali Kişmir öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bir diğer taraftaysa eski yüksek yargıç e, Tacan Reynar e, bir taraftan da Kanada'ya uzanacağız. Ali Kişmir'le başlamak istiyorum hemen. Ali e, Ali Kişmir. Şimdi adada konuşulan en önemli konulardan biri haline geldi. Çünkü baktığımız zaman adadaki gazetelerden tut da halkın da konuştuğu bir konu. 25 yıllık bir durum ve faili meçhul. Son durumu bir dinleyelim ardından da bu işin süreciyle ilgili konuşacağız. Evet, e, tabii e, Kutlu Adalı cinayeti 25 yıl önce e, işlendiğinde ve 25 yıl önce bu yaşandığında e, bunların failleri aslında e, bugün biliniyordu e, o gün de biliniyordu bugün de biliniyordu ama e, bugüne kadar tabi e, bu konuyla ilgili e, dönemin cumhuriyetçi partisi yönetimi ve dönemin e, Gazetesi, Yeni Düzen e, bu konuda ve sivil toplum örgütleri, sendikalar e, bununla ilgili e, girişimler yapsa da günümüze kadar aslında bu konu e, hepimizin e, bir e, utanç kaynağı, mesleki onurumuz açısından da e, bir kare leke olarak e, gelmişti. Şimdi baktığımızda e, konuşuyor, evet siyasiler çok güzel konuşuyor, gerçekten de çok iyi beceriyorlar e, konuşmayı ancak konuşmakla bu iş olmuyor bakın 25 yıl geçmiş son 25 yılın 11 yılını Cumhuriyetçi Türk Partisi yani Sol Parti iktidarda geçirmiş ama bu konuda hiçbir adım atmamış yine dönüp bakıyoruz nereye bakıyoruz biraz önce haberlerinizde izledim Sayın Özer Sayın açıklamalarını ve Sayın Özer Sayın açıklamalarını dinlerken ben samimi bulmuyorum neden samimi bulmuyorum e, 2018 yılıydı e, Mehmet Bey. 2018 yılında Basın Sen Kutlu Adalı ödüllerini veriyor her yıl. Ve Basın Sen Kutlu Adalı ödüllerinde Sayın Tufan Erhürman Başbakan, Sayın Kudret Özer Sayı'da Başbakan Yardımcısı olarak bu ödül törenine katılmış. Ben bu ödül töreninde konuşma yapmıştım. Ve bu ödül töreninde yaptığım konuşmada kendilerine Artık Ulusal Birlik Partisi'nin hükümette olmadığını, sol bir partinin en büyük parti olarak hükümette olduğunu, yine demokrasiyi savunduğunu iddia eden partilerin de hükümette olduğunu, Kutlu Adalı cinayetinin faillerinin meçhul değil, meşhur olduğunu ifade etmiştim. Ve bu konuda soruşturma açmağını talep etmiştim. Ancak, bu konuda hiçbir adım atmayan o dönemin iktidarı, bu dönemin muhalefeti şimdi e, mevcut e, iktidara yönelik baskı yapıyor ve e, bu soruşturma devam etmesini istiyor. Peki mevcut iktidar ne yapıyor? Mevcut iktidar gerek Cumhurbaşkanı e, Ersin Tatar gerekse Başbakan e, Ersan Saner iyi ki bu cinayet işlendi bir demedikleri kaldı. Yani öyle ifadeler kullanıyorlar ki utanç verici yani. Bir cumhurbaşkanı düşünün çıkıp diyor ki eğer diyor bu cinayette diyor bir diyor yasa dışılık varsa bakarız diyor bir şeylere. Yani ben ilk defa duydum hayatımda bilmiyorum siz duydunuz mu yasal bir cinayet. Yasa dışılık varsa diyor cinayette. Diğer taraftan başbakan diyor ki yeni emareler diyor ortaya çıkarsa çünkü o soruşturma tamamlandı diyor yıllar önce. Yeni diyor bir şeyler çıkarsa o zaman diyor soruştururuz. Ya, aynı gün Atilla Peker'in şey itirafları geliyor. Ee, yani e, bu anlamda kendi kendini çürüten bir yapı var. Şimdi bu iki taraftan geldiği için Ben bir taraftan da hemen e, Tacan Reyna'ra da dönmek istiyorum. Siz hemen yeniden döneceğim, eski yüksek yargıca e, sayın Reyna. Şimdi yeni ifadeler var. E, yeni ifadelerin olması yeniden bir dosyanın e, açılmasını gerektirmez mi? E, şimdi öncelikle bir düzeltme baş, e, yaparak başlayayım Mehmet Bey. E, yüksek yargıç değil, e, eski kıdemli yargıç. Öncelikle bunu düzeltelim, yanlış anlaşılmaya mal vermesin. Ee, tabii ki gerekir, ee, öncelikli olarak onu söyleyelim. Çünkü Kutlu Adalı aslında Kıbrıs'ın kuzeyinde e, halkların birleşmesi, federal bir Kıbrıs çatı altında e, tekrardan bir araya gelmesi açısından, adalet istencini temsil etmesi açısından önemli bir isimdi. Onun katledilmiş olması da aslında e, tüm topluma mesaj verme amacıyla e, yapılan bir e, cinayetti. ...o amaçla da katledildiğini düşünüyorum. Siyasi bir cinayette her şeyden önce. Elbette ki gerekir dosyanın bir an önce polis genel müdürlüğünde açılması... ...ve yeniden soruşturmanın başlatılması gerek. Bu kadar yıldır, 25 yıldır maalesef o dosya uyutuluyor. Bir yerlerde saklanılıyor ya da sümen altı ediliyor... E bununla ilgili olarak da derhal yeniden soruşturma başlatılmalı. Peki o gecikme altı ediliyor dediniz. Aslında geçtiğimiz günlerde de Kudret Özer Sayda söylemişti. E, dosyanın ortada olmayabileceği iddiası var e, yönünde. Bu konuda e, bir açıklama geldi mi Kıbrıs'ta polis teşkilatından? Polis Genel Müdürlüğünden Sayın Özer Sayın yapmış olduğu açıklama sonrası bir e, cevap geldi. Dosyanın kayıp olmadığı söyleniyor. E, müdürlük o şekilde bir beyan da bulundu. E, dosya kayıp değilmiş. E, tekrardan gerekmesi halinde de herhalde inceleyecekler diye temenni ediyoruz. Peki bundan sonraki süreci nasıl görüyorsunuz? Bundan sonraki süreç aslında iki normal e, eşit egemen bağımsızlığından bahsediyoruz ya her zaman Kuzey Kıbrıs'ın ve öyle olmasını temenni ediyor. E, gerek şu anki Kıbrıs'taki iktidar odakları gerekse Türkiye'deki iktidar odakları. E, eğer gerçekten egemen eşit Eşit iki devlet varsa ortada bağımsızlıktan bahsediyorsak o zaman iki devlet arasında imzalanan bir anlaşma var, bir işbirliği anlaşması var, adli işbirliği anlaşması var. Bununla ilgili olarak o yasa yürüle hemen e, sokulur, uygulamaya sokulur ve istinabe yoluyla Türkiye'deki bu ifadeleri verenler, bu beyanları verenler, Kıbrıs'ta işlenen bu cinayetle ilgili olarak beyanları verenlerden ifadeler alınır, bu şehadetler toplanır ve tekrardan bir yargılama süreci Başlatılabilir ama elbette ki Türkiye'de faillerin Türkiye'de olduğu düşünülürse bu gerçekten de kolay olmayacaktır. Bunun için çok ciddi anlamda ve samimi işbirliğine ihtiyaç var. Yani bu e, yasal olarak yardımlaşma noktasında Türk vatandaşları Kıbrıs'ta da e, yargılanabilir ifadesi var. E, bu noktada e, Türkiye'nin mi adım atması gerekiyor ki o ilk etapta Türk vatandaşları Kıbrıs'ta yargılanabilir, iade edilebilir noktası yok anlaşmada. Aynı şekilde Kıbrıs vatandaşlar için de aynı şekilde geçerli. Burada işbirliğinden kasıt aslında ifadelerin alınması. Yani buradan yazılacak dilekçelerle Türkiye'deki adli makamlardan o ifadelerin Türkiye'de bulunan tanıkların ifadelerinin alınması söz konusu. Yasa bunu emrediyor. Bunun yapılabileceğini öngörüyor. Dolayısıyla buna ilişkin adımlar atılırsa bu ifadeler toplanabilir. Ama yargılama aşamasında ne olur? Orada da tekrardan bir işbirliği mevzu olmalı. O zaman bir düzeltme yapalım. Yargılanabilir değil, yanlış bir anlaşılma olmasın. İfadeleri alınabilir e, dosya açıldığı İ, sürece. İfadeleri alınabilir ve yeni bilgiler toplanabilir. Evet. Hemen bir de e, yeniden Ali Kişmir'e dönmek istiyorum. Polis Genel Müdürü soyalan. Bu sizin açıklamanızdan 1996'da Kutlu Adalı'nın öldürülmesini soruşturan polis memuru dosyayı faili meçhul bırakan kişi dosyayı faili meçhul bırakan kişi polis genel müdürü ve biz ondan şimdi soruşturmayı tekrar açmasını bekliyoruz demişsiniz sizlerde açıklamanızda. Şimdi o dönemde aynı zamanda dosyanın başındaki isim şimdi ise polis genel müdürü. E, bu benim köşe yazım evet doğrudur e, köşe yazımda bunu dile getirdim e, köşe yazımda e, neden bunu dile getirdim çünkü e, o dönemde yani çok büyük bir tesadüf gerçekten o dönemde e, bu soruşturmayı yürüten e, memur olan kişi şimdi şu anda polis genel e, müdürü ve üzerinden 25 yıl geçti aslında neyin ne olduğunu bilen e, bir insan şimdi sevgili Tacan tabii ki hukuksal yönüyle e, hepsini e, çok net değerlendirdi, neyin ne olduğunu e, çok net ortaya koydu. Fakat bir de işin gerçek yönü vardır. Bu işin gerçek yönü nedir? E, siz düşünün ki e, KKTC Anayasası'nda bir geçici 10. madde var. ve Bu geçici 10. madde ile Adana'nın e, tüm yönetimi e, Türk Silahlı Kuvvetlerine e, bağlanmış durumda. Yani polis genel müdürü dediğimizde aslında bu polis genel müdürü bizim atadığımız bir polis genel müdürü değil. E, güvenlik komutanı bizim atayabildiğimiz bir insan değil. Hepsi Türkiye tarafından e, atanan, Ankara tarafından atanan kişiler. Yani e, burada e, adım atabilecek tek mevki ve tek merici e, Ankara'dır. Ankara'nın iradesi olmadan Adanın kuzeyinde bu soruşturmanın yapılması mümkün değildir. E, tüm söylenenler tamamıyla e, bir e, popülizmdir. Adana kuzeyinde egemen güç Ankara olduğu için, ee, Ankara'nın bunu soruşturması gerekiyor. Peki asker askeri soruşturur mu? Ee, polis kendi e, yanlışının üzerine gider mi? Yani bugün e, medya'da bir e, haber daha çıktı, mutlaka takip etmişsinizdi. O dönemde otopsiyi yapan doktor e, hatırlamadığını söylüyor. Yani otopsi sonucunu hatırlamadığını söylüyor. E, Tam sen hatırlamayabilirsin ama otopsi, otopsi raporu e, benim bildiğim kadarıyla Tacan daha iyi bilecektir. E, dosyasının içerisinde yer alması gerekiyor ama dosya yok. Ortada yani hiçbir şey bulunamıyor. Ama biz biliyoruz yani neyin ne olduğunu aslında çok iyi biliyoruz. Çok net bu konuda duruşlar sergiliyoruz. Fakat dediğim gibi işin ucu Ankara'ya bağlanıyor. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yes,